Neden? Bunu yapmanı kim istedi? Kim git sırtından bıçakla dedi? Adem, bana yardım et dedin. İş ver, ekmek ver dedin. Umudum yok dedin. Verdim Adem. En büyük umudu sana verdim. Sen beni değil umudumu öldürdün. Yazık. Çok yazık. We'll be right back.
alnını mahşere bırakmış bir kadın. Ali benim sadece erkek arkadaşım, sözlüm, nişanlım, sevgilim değildi. O benim var olma sebebim. Ben onun ölümünü zor da olsa kabul ettim. Ama onun yokluğunu asla kabul etmedim. O benim için var. Burada. Ali, benim mabedim. Gizli bahçem. Tek sınav. Sen benim her şeyden saklanıp sığındığım mabedimin kutsallığını hiçe sayarak büyüsünü bozmaya çalışıyorsun. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Benim sana ve sevgine saygım var Elif. Ama varlığın yetmiyor. Sen de Hikmet gibi gitme diyorsun. Hayır. Hayır. Ben seni seviyorum. Hep yanımda olmanı istiyorum. Sadece dokunma. Ruhuma dokunma. Mahvedime, kutsalıma, halime dokunma.
Elbet bitecek. Beğendin mi? Nasıl olmuş? Olmuş olmuş. Güzel olmuş. Çay var mı? Var. Hele anlat bakalım. Sizin dünya nasıl bir dünya? Umut dünyası. Anlamadım. Ben senin dünyanı soruyor muyum? Bizim dünyanın nesini soracaksın? Bir kısmı mezarda, bir kısmı içeride, bir kısmı da marketle çiçekçinin önünde araç alma peşinde. Senin hiç sevgilin oldu mu? Sevgili derken? Ne demek sevgili derken? Sevgili işte. Olmadı. Niye? Vakit yoktu. Sadece vakti olanın mı sevgilisi oluyor? Birazdan vakit önemli. Otur otur. Gırgır yapıyoruz. Her havada gezen mikrobu içine çekme.
Niye ters davranıyorsun? Sana ters geliyor. Benim bu kadar konuştuğumu biri görse... ya Memati'nin çenesi düşmüş, ölümü yakınlaştı der... ya da kendini kıza kaptırmış der. İkincisini tercih ederim. Benim de tercih ettiğim şeyler var tabii. Bırak çalsın. Arayana göre gülüm. Sen bir bardak daha çay koy gülüm. Efendim usta. Memati abi, ben Adem. Abinin telefonun sende ne işi var lan? Abi ağır yaralı. Çok kan kaybettim Memati abi. Hangi hastaneye götüreceğim, ne yapacağım? Neredesin Adem? Arabadayız abi, yoldayız. Bizim hastaneye götüreceksin. Tarif ediyorum. Ben geliyorum. Nereye? Ne oldu? Alo, Bulut. Polat Alemdar ağır yaralıymış. Şurada hazır bekle. Geldiler. Arkadaşı. Kan lazım. Kan grubu test için. Tamam efendim. Kan grubu 0 RH pozitif. Abi benim kan grubumda. Kan lazımsa. Sen gel benimle. Hemen tahlili yapılsın. Uygunsa kan alınsın. Durumu çok mu ağır? Ağır. Bıçak interskopular bölgeden girmiş. Her iki akciğere nüfuz etmemiş. Kılcal damarlar ve küçük damarların zedelenmesine bağlı kan kaybı olmuş. Fakat bu da şoka neden olacak kadar ağır değil. Kompres lütfen. Peki efendim, buyurun. Klemp lütfen. Buyurun. Pulmoner damarlar sağlam. Çevresindeki küçük damarlarda zedelenme var. Nabız nasıl? Nabız şu an 95. İyi.
Sen bir 5 dakika istirahat et. Geldi mi? Geldi Mehmet Bey. Ameliyatı aldılar. Tuncay nerede? Ameliyathanenin önünde. Nasıl durum abinin? Ağır. Çok kan kaybetmiş. Benim görmem lazım. Ameliyatta? Ben girince duracak değil ya doktorlar. Dışarı dur bir dakika bacım. Nasıl durumu doktor? Şu anda ameliyattayız beyefendi. İyi işte, ne gerekiyorsa yapın. Ama bu adamı kurtarın. Emredersiniz. Tamam doktor, tavır yapma, işini yap. Ben buradayım, sessizce izliyorum. Hanım, tampon lütfen. Peki efendim. Madem beraber öleceğiz, o zaman niye yapacağım edeceğim diye bir başına konuşuyorsunuz da. Sen gelmeyeceksin Memati. Sen öleceksin, ben yaşayacağım, öyle mi abi? Yok. Sen başka yerde öleceksin. Ona eyvallah. Nerede? Memati, Alper'i ara. Bural neredeyse öğrensin. Git oraya. Girebilirsen kafasına silahı daya. Biz eğer ölmüşsek sık gitsin. Eğer ölmeden onu öldürebilirsen sana bir liste vereceğim. Onları da tek tek öldüreceksin. Sonra? Sonrası yok Memati. Sonrası musalla taşı. Elbet sana da bir silah dayayan olur. Hakkını helal etme Mati. Varsa helal olsun usta. Asıl sen helal et. Helal olsun. İntikam için kimi öldüreceğimi bile bilmiyorum. Sana yalvarırım. Beni bununla imtihan etme. Abdüley, niye inat ediyorsun? Bu halde sen hastaneye gelip ne yapacaksın? Çok konuşma Erhan. Bir gideyim, bakayım geleyim, sonra seni alayım. Ben de geleceğim diyorum. Hocam bir şey söyle şuna. Bu halde gelebilir mi? Gelir, çok da iyi olur. Zaten abi yaralı. Bir de uğraştığımız şeye bak. Daha iyi. Ben arabayı hazırlayayım.
Sağ ol Kerem Hoca. Bir de şu kıyafeti değiştirelim hızlı hızlı. Böyle gezmek istemiyorum. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Onun haricinde iyi, bir şey yok. Adem. Polat abiye ne oldu? Memat abi nerede Adem? Ameliyatta abi. Ne oldu peki? Kim vurdu? Ben. Ne diyorsun lan sen? Beni Hakan abi yolladı. Karşısına çıktım Polat abinin. O da merhamet etti. Yanına aldı. Sonra Hakan abi telefon etti. Bitir işi dedi. Polat abi ofise dönünce kimse de yoktu. Ben de bıçağı sırtına sapladım. Sonra pişman oldum. Polat abi çıktı ofisten. Takip ettim. Mezarlığa gitti. Bir mezarın dibinde kanlar içindeydi. Ölmesini istemedim. Kes ulan kes! Sakin olun. Dur, lütfen sakin olun. Bırakın. Ya bırakın. Dur, sakin ol. Öldürürüm ulan. Beni bırak. Benim işim bitti. Öldüğümde bırakırım Abdüley. Ancak öldüğümde. Kapatıyoruz. Damarı bağlayalım. Peki efendim. Ne oldu? Bitti mi doktor? İyi değil mi? İyi. Ne demek iyi? Memati Bey, bıçak öyle bir yere denk gelmiş ki darbe öldürücü olmamış.
Sadece aşırı kan kaybından ötürü vücut yorgun düşmüş. Polat Bey'in dinlenmesi gerekiyor. Ne zaman ayılır? Kısa süre içinde. Ne zaman ayağa kalkar? Ayağa kalkmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar var. Ne kadar çok istirahat edebilirse o kadar çabuk ayağa kalkar. Edecek. İstirahat edecek. Bitti mi? Bitti çok şükür. Oh, hepimize büyük geçmiş olsun. Oh. Geçen bir şey yok Tuncay. Asıl şimdi başlıyor. Özel bir odaya aldırın. O koridoru boşaltın. Tamam. Hiçbir hasta, hasta yakını, hiç kimse o koridora girmesin. Kapısının önüne adam koyacağım. Ayrıca bütün güvenliği biz devralacağız. Bütün giriş çıkışlarda adamlarımız olacak. Tabii ki. Nerede bizim çocuklar? Bir toplanalım. Polat Alemdar o hastaneden canlı çıkmayacak. Adamları hastanenin her yerinde. Kontrol tamamen onlarda. Memati Baş orada oldukça Polat Alemdar'ı öldürme imkanı yok. Yeter. Ne konuşuyorsun? Sen gideceksin. Hastanede kim var kim yok sorguya çekeceksin. Başkası da gidip işi bitirecek. Hı hı. Alt katı alacağız. Alt katı 207'ye geçiyorsunuz. Biraz acele edelim. Kusura bakmayın. Lütfen acele eder misiniz? Evet siz de lütfen. Biraz çabuk olursanız seviniriz. Kusura bakmayın. Dikkatli olun. Getir bu. İkiniz de bu kapıyı tutacaksınız. Gözünüzü dört açın. Allah sana ekmek parası. Ne yapıyor lan bu herif? Ne yapıyor lan sen? İyi misin? Abi beni niye dövüyor ki? Ben ne yaptım abi? Ben ekmeğimin peşindeyim. Adın ne gülüm senin? Adem. Kimin kimsen yok mu Adem? Yok abi. Nevzat. Adem'i bir doktora götür baktır. Sonra ofise geç. Tamam abi. Abi gerek yok doktora. Karnım aç. Tamam. Nevzat abinle sen git. O karnını da doyurur. Allah razı olsun senden. Estağfurullah. Abi anam babam öldü. Amcalarım dayılarım var İstanbul'da ama onların evinde de 12'şer nüfus. Zaten kardeşlerim de onların yanında. Bir de ben yük olmak istemiyorum. Sokaklarda da halimi görüyorsun. Kimseye el açmak da istemiyorum. Bana bir iş versen de yapsam. Ne iş yaparsın? Neye kabiliyetin vardır? Ne iş olsa yaparım abi. Müsaade edersen abi. Burada senin hizmetinde çalışayım. Pürmüz. Adem'i ocağa göster bakalım. Çay yapabiliyor mu?
Baş üstüne abi. Abi sağ olasın. Bu elini hiç unutmayacağım. Şuraya geç. Sen de orada bekle. Sen geç bakayım şuraya. Geç şuraya. Tamam. Sen de şu köşede bekle. Tamam, araba falan girmesin. Tamam. Abdüley'e. Şoktan bütün vücudu kilitlendi. E niye getiriyorsunuz hastaneye kardeşim? Erhan mı getirdi? Evet. Mehmet abi. Abinin bir şeyi yok Abdüley. Sen de dinlen. Bak abi ayağa kalktığında seni de ayakta görsün. Mehmet abi. Adem bıçaklamış abiyi. Ne? Adem bıçaklamış. Hakan tezgahlamış. Nerede o şerefsiz? Tamam Abdüley. Tamam. Tamam sakin ol. Şerefsiz. Bir de rahatlıkla ben vurdum diyor. O getirdi buraya. Nasıl vurmuş? Pişman olmuş güya. Ulan ben de seni yaşatırsam. Ulan. Ya gel, gel. Nerede o Adem? İçeride. Pansuman yapıyorlar. Ne pansumanı? Abi bırakmadılar ki öldüreyim. Bir de pansuman yapıyorlar üstüne. Ölecek adamı bir de tedavi mi edeceğiz? Herkes çıksın dışarı. Çık oğlum. Dışarı. Tek tek anlat bakalım. Nasıl oldu bu iş? Sen kimsin lan? Doğru konuş. Alın bu çakalları gözaltına. Ne oluyor be? Bunu da alın. Baksanıza. Alın şunu da. Ne oluyor lan? Hadi, hadi, hadi. Lan bırakın. Hadi. Siz kimsiniz be? Baksana kardeşim. Amir ayıp oluyor. Burada abimizin canı söz konusu. Kes lan sesini. Alın bunu da. Hadi hadi. Ne oluyor? Hadi. Bırakın lan. Hadi. Rahat bırakın bizi lan. Hadi bırak bizi. Bırak lan beni. Ulan bırakın dedim. Nereye götürüyorsunuz? Bırak. Bırak.
Stop! Beyefendi, problem nedir? Problem sizlersiniz. Pardon, anlayamadım. Ben hastanenin yönetim kurulu başkanıyım. İyi. Ben de seni içeri alan adamım. Alın Tuncay Kantarcı'yı. Bunun bedelini ödersiniz. Hadi, sen kimsin yürü, beni içeri hadi. Alıyorsun be? Senin yaşın kadar bu devlete hizmetim var benim. Git be kardeşim. Ne oluyor kardeşim? Ne biçim hastane burası? Ya bizde paramız var, rahat ederiz diyorduk ama ilgilenen yok. Nerede buranın doktoru? Nerede buranın başhekimi ya? Lütfen, olmuyor ama. Siz misiniz yetkili? Kes sesini be. Alın Erhan'ı. Ne oluyor kardeşim? Yatırın, yatırın. Ne oluyor ya? Oğlum çıkarma, hadi yat hele. Bütün odaları tek tek arayın. Tamam, herkesi toplayın. Ya ne oluyor ya? Evet, paket tamam. Hadi ne kalkın. Oluyor lan? Alın bunu da. Lan siz kimsiniz? Yaşatmam. İstihbarat. Sizi. Nahtur. Var mı öyle İstanbul'un göbeğinde hastanede çetecilik yapmak? Bir de tehdit mi ediyorsun? Bırakın lan. Kardeşim deli etme adamı. Bırakın, Alper'le konuşacağım. Alper, Malper yok. Alın bunu. Ayrı bir arabaya koyun. Tut. Bırakın beni. Yapır yere yatır. Elini bağla. Tamam. Dur. Bırakın lan. Bırakın. Yaşatmam. Bırakın. Yaşatmam lan sizi. Yürü. Bırakın lan. Yürü be. Yaşatmam sizi. Arma. Bırakın lan. Kusura. Bırakın. Hala konuşuyor. Kapıdaki adamları toplayıp arabalara bindirdik, tamam. Yürü lan, yürü hadi. Bırakın. Ses lan bak, sallan. Bırakın lan. Konuşma. Hadi. Görmeyin. Sus. Bırakın lan. Konuşma lan. Hadi be. Arabaya bin. Hadi. Kes. Üstelim şöyle. Hadi arabaya sok şunu, arabaya sok. İçeri. Geç yapma. Şöyle. Bizimle geliyorsunuz hadi. Abdüley'de. Pardon, affedersiniz. Şu an tedavideyiz. Ne tedavisi? Hasta ayağa kalkamayacak durumda. Sen kimsin? Ben Kerem Dündar. Fizyoterapistiyim hastanın. Ha, doğru ya. İşkenceye almışlardı bunu. Kalkabilecek misin? Kalktım. Kalkamadım, kafama sıkarım.
bizimle geliyorsunuz. Buyurun. Hastaneyi temizledim. Polat Alemdar senindir. Tamam. Bir adam ortalıkta gözükmeyecek Polat. Sadece 10 dakika. 10 dakika. Hiçbir hata istemiyorum. Peki efendim. Nereye gidiyorsun sen? Polat abiye bir şey yapacaklar. Onu duydum. Gel benimle. Otur. Abdüley, dur. Abdüley. Polat abi öldürmeye gelecekler 10 dakika sonra. İşkenceye girdiğinizde en güzel şeyleri düşünün demişlerdi. Hiçbir soruya cevap vermemek için sadece tek şeye kilitlenin. Tek bir anı düşündüm. Dayanabilmek için tek bir kavuşma anını. Sizlerle kavuştuğum anı. Kavuştuk işte Abdüley. Kavuştuk işte. Bize ayrılık yok. Bize ölüm yok. Bize acı yok. Biz sevdiğimiz kimseyi toprağa gömmedik. Yüreğimize gömdük. Oradan çıkarmadıkça bu saydıkların hiçbiri yok Abdüley. Hiçbiri. Tuncay Bey ve Mehmeti Bey olmadığına göre komuta sizde Abdüley Bey. Emirlerinizi bekliyorum. Başka kimse yok mu? Herkes aldılar. Hocam sen de git. Bir yardımım olacaksa araba lazım. Arabanı bize verir misin? Tabii ne demek? Anahtar sende kalsın. Arabayı arka çıkışa getir. Hı-hı.
Yürüyebilecek misin? Yürüyeceğim. Ölü var, bekletmeyelim lütfen, çıkın. Ölümüz var. Nereye gidiyorsunuz? Cenazemizi aldık, çıkıyoruz. Kardeşim, burada ne işiniz var? Çıkış bu tarafta değil. Bir Allah rahmet eylesin der insan. Biz ne bilelim çıkış nerede? Bizim burada ocağımız sönmüş. Sen ne diyorsun? Başınız sağ olsun. Bir üst kata çıkalım, buyurun. Lan kıpırdamayın. Açın o çarşafı. Aç!
Aç dedim. Allah Allah. Bu bizim ölü değil. Konuşmayın lan. Geç. Geç. Sen de, sen de. Dönün yüzünüzü. Kaldırın ellerinizi. Kaldır. Çıkmamız lazım. Çabuk. Tenzip buyursanız ben kullanayım efendim. Gidiyoruz. Kardeşim, semt sormuyorum, mekan sormuyorum. Tuvalete gitmem lazım. Altına yap. Çiş değil. Kusacağım. Koskoca Memati baş kusar mı? Normalde kusmam da... midemi bulandırıyorsunuz.
şey olmuşsa sizi burada zevk için dilim dilim doğrarım lan. Kimi arayacağım şimdi ben? Alo. Ne demek kaçtılar? Her tarafa adam yollayın. Bütün hastaneleri tutun. Gidebilecekleri evleri, ofisleri, her yeri gözaltına tutun. Polat Alemdar meselesi kapanacak. Nereye gidelim efendim? Her yer tutulmuştur şimdi. Sen sür üstüne bey. Bir yer bakacağız. Abinin sırtı kanıyor. Acilen bir yere karar vermemiz lazım. En azından bir yerde durmamız lazım. Polat Bey'in daha fazla sarsılmaması için. Gidip bir bakayım. Kimmiş bunlar hanım? Bey, bu saatte hırlı mı hırsız mı belli değil. Neyine bakacaksın? İşte ona bakacağım. Hırlılar mı hırsızlar mı? Sus bakayım. Bu çocuğun nesi var bu gece? Bey. Polat'a ya da çocuklara haber verseydik. Allah'ım, Allah'ım, sen evlatlarımızı esirge. Memati, Memati. Evladım, siz kimsiniz? Kimlerdensiniz? Amca, biz görevliyiz. Sizinle bir alakası yok. Bizim evin önündesiniz evladım.
Bizimle ilgili bir şikayet mi var? Bir sıkıntı mı var? Siz evinize girin amca. Polat'la ilgili bir durum mu? Pansuman yapılması lazım. Dinlenmesi lazım. Ne bileyim, burası da hiç aklıma yatmadı ama. Hayırdır? Hastamız var. Gelin, ne duruyorsunuz? Sedye var mı? Var. Biriniz gelsin. Tekim içeride. Seninle elebet benimsin sandım. Hasta gelince haber veriyorum. Neyi var? Yaralı. Kanaması var. Hastaneye neden götürmediniz? Hastaneden getiriyoruz. Yolda bir daha başladı. Ahirim sensin. Tamam, şöyle tutalım. Kaldır. Şuraya. Evet. Adem, sen arabayı şöyle çek. Tamam abi. Müsaade ederseniz bakayım mı? Bak bakalım. Alo. Hüsnü, sen misin? Buyurun, benim tanıyamadım. Memati. Bir saniye Memati Bey. Abi neredesin? Asıl siz neredesiniz Abdüley? Abi ne durumda, yanınızda mı? Evet abi. Bir poliklinikteyiz. Tamam, anladım orayı. Yerinizi bulamazsam yaklaşınca ararım. Tamam. Ne yapıyorsun? Serum takıyorum. Doktor gelene kadar biraz kendine gelir. Antibiyotik varsa seruma zerk etseydik?
Bilmediğiniz işe karışmayın kardeşim. Doktoru bekleyelim. Ben haber vereyim. Birazdan doktor gelecek abi. Sen de kısa zamanda ayağa kalkacaksın. Burada. Ne iş var oğlum Polat Alemdar? Alo. Polat Alemdar burada. Ne iş var oğlum Polat Alemdar orada? İyi olacak hasta doktorun ayağına gelirmiş.